Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Ebu Abdullah Muhasibi'nin Risaletul Mustarşidin, yani doğru yol isteyenler için Risale, doğru yol isteyenlerge kollenme degen manadegi eserlerini başta geldik. Ötken sefer hamdu sananı okuduk. Şimdi dersin saatini hem kıskarttıramız. Salça uzunluk yetip kaldı ötken seferleri. Dersin saatini hem kıskarttıramız. Şu bilen birge ser soddalaştıramız. Bahalese inşallah. Şu yaşlı bir adamım düşüne digen, kettara adamım düşüne digen, ilim okuyanım düşüne digen, okumayanım düşüne digen buluşunu hareket edip olamız. Lekin bir narsaga men tanbeh berib qo'ymoqchiman, ya'ni ogohlantirib. Odatda darslarni, adabiyotlarning, suhbatlarning maqsadi odamlarning saviyasiga tushish bo'lmaydi. Odamlarning saviyasini ko'tarish bo'ladi. Odamlarning saviyasiga tushsangiz, tushlab tushib ketaveradi. Ilgariga masalan bizi mumtoz musiqalarda mamani salmoqlik, hatto murakkab sözler, nevailerini, fuzurilerini, sözlerini koşuk kılışken. Kara gözüm kelu merdumluk imdü fen kılgıl, gözüm karası da merdum ki bi vatan kılgıl. Diye mesela, tekavvelinge bağır kanıdın hına bağla, itinge gamze de can rıştasın resen kılgıl. Düşündüyler mi? O da başka düşünmedi hiç kim benim için. Şunları düşünürken yıkılışken. Şuna kanki hani uzun, cümleleri hem uzun, sözleri hem mürekkep rak, ve balagatli sözlerini aitişken. Yakın yakın geçeyip şunu koyken. Ve şu inkılap giyenlerken biz dilimizi buzgen. Edebiyatımızı buzgen oruz. Şimdi buzgen yetmeyken deyik. Buzgen payetliyen başında şu alın gelerini bir eserleri barı diyor. Hazır gel gelip o kara gözüm gelip merdumluk emdi fen kılgın bize bırak düşünmeydi. Şimdi bakım var bakım var düşünme diyorum kadınımdan. Bakım var bakım var bakım da anarım var. Ne alakası var, bakka, bağ varlığının kim ya kızığı var o? Bağda anlar var mı ne kızığı var? Mezmur mantığı diyen neresi yok. Öz tötü söz, bağım var o, bağım var. İki de söz özü, şimdi 5 metre, 3 metre kadar edin. Bağım var o, bağım var. Adamların seviyesi çünkü üçü de hazır. O yüzden hazır ki koşuklara, boşuna kelte külte, kıska, tötü sözü kadar uğradıyken, bilmezse narsaga aylandi. Sherlar ham shunaqa, adabiyotlar ham. Adabiyot insonlarning ongini oshirishi, aqlini o'stirishi, zihnini chaqlashi, insonlarni bir yuksakka ko'tarishi kerak edi. Aksincha adabiyot pastga tushib oldi. Bu noto'g'ri narsa bu. Odamlar undan ham pastga tushadi keyin. O'shuning uchun hozir eski mumtoz, masalan, klassik mumtoz she'riyatni aytsiz biroq tushunmaydi hozir. Qo'shig'ini ham tushunmaydi, she'rini ham tushunmaydi. Shuningdek, mana shu hazratlar kitob yozganlar, shuni ham ko'pchilik o'qib tushunmaydi. Nimaga shu o'ta pasayib ketgan ong? U odamlarning ongiga tushaversangiz, borgan sari pastlab ketaveradi. Shuning uchun ilm doirasida yurganlarini sharti shuki, adabiyotlarda, darslarda shart shuki, kishilarning ongini ko'tarish kerak. Boshida qiyin bo'ladi hamma narsa. Qur'on o'qiyotgan odam birinchi qiynaladi. بسم الله الرحمن الرحيم كل بوكيت باشد تورم كين شهر لا بوكيت يوم بدن بس نحن هم دين ولا آخر كين باشد تل سكين كلا ده أوكش كوز سكين على ده أقل سكين على ده لكن منا تجربة ده هم كرت تر توجيل كرت تر بسلاس براي كي آدم كين أرتجع تزديك بارب بارب سكين لا بوم يقلي أبتز ديدن sekin ro'q deydi yo'q qolyapti. Odam o'rganadi. Bu ilmlarda ham o'tish shunaqa. Darslarda boshida tushunmayotgan bo'lsangiz, zerikmang. Balki tushunishga harakat qilib, ko'proq zehn berib, ko'proq e'tibor qilishni o'rganing. Shunda aqlingiz o'sadi. Shunda fikringiz o'sadi. Shunda so'z boyligingiz o'sadi. Uyingizdagi 8 ta inson odatda ishlatayotganda uyda 200-300 so'z bilan yashaydi. 200 ta so'z, 300 ta so'z. Faqir chelak kapkör, kozon, ovqat, non, choy, burger, shular bilan yashaydi hayot. Kitob, daftar.
Şirin köylek, hacethane, taratkhane, aşkhane, yatakhane. Lekin onun lügatı az buladı. Onun yenge lügatlar koşulgen payıttı. Onun maneviyatı bayıydı. Lekin başıda ağırlıkladı. Hamasını birdenliğe kamraş kıyım buladı. Lekin tekrar bilen, iştiş bilen, o iştiken de yazvalış bilen, onu kaytarış bilen, o müzakere kılış bilen bayıydı o şu lügat. Birinci lügat bayıydı. Keçiden ilmi, biz de o kitap ilmi olgandınken, onu kitabını uzun seviyesinde şerh kılış gerek. Şart şu. Ulamalarının sünnetlerinden, kaidelerinden biri şu ki, kitap kaysi seviyede yazılgan bolsa, o'sha seviyede şerhlanish kerak. Tushunarlimi? Biz yana ham soddalashtirib, yana ham osonlashtirib beramiz o'zi asli. Lekin uni bir yo'li hammaga tushunarli bo'lsin bo'ladigan qilaman deb salmog'ini ketkazib qo'ymaslik kerak. Bachkanalashib ketib qoladi. Birinchidan, o'sha kitobning o'zining saviyasiga qarab sharhlanish kerak, odamlar o'sha saviyaga ko'tarilish kerak. Eshitaversa, takrorlaversa, fikrlaversa ko'tariladi, ong oshadi. Uchinchidan, bu yerda kitobni o'qish bilan o'qishda farq bor. Maqsad ko'p ma'lumot berish emas. Bu biz sizlarga hozir aytayotgan bu kitobning sharhi mavyuza emas. Mavyuza tarzida emas, balki dars tarzida bo'lishini istaganmiz. Mavize tarzida olsa, domla yaxshi gaplar gapirdi, zo'r gap gapirdi, nima dedi, ama zo'r gapirdi, bilmadim dedi. Esimda yo'q nimaligi, lekin zo'r gapirdi dedi. Hech narsa qolmaydi. Bir imom bilan, bir domla bilan, bir voiz bilan 20 yil yuradi bir odam. Haydovchi bo'lib. Ko'rganman shunaqa odamlarni, 20 yil xizmat qilgan bitta domlaga. Kamida bir kunda 5 ta joyga boradi, vaqt qiladi. Haligi odam o'tkazib so'rasangiz, hech vaqoni bilmaydi, 20 yil bilan yurgan. Üzüldü yürüdü bir de malumatlarını eşit bakan, halas. Yigirma yıl yürüp ağam olup vefat etti şu adam. Eğer o şey yigirma yıl yürüyen sarıplayan vaktini, eğer medreseye sarıplasa müjdehid buladı o. Allama'yı zaman buladı. Kemtik kayırdı. Birinciden özü damlar mevzesini hem seviyesi pas bakan buladı. İkinciden buyan, bir nesen yazı, bir nesen esler, bir nesen düşünüş hareket kıymet. Kirp payanı kaladı olmasa bir şey yürü oladı. Bitti yığılıyor diyen cahaya kıyam peyde bitti yığılıp koyadı aşımınla mazakı yürüdü. O adam ilimliği bombaydı. Halbuki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarında bir neçe yıl yürü. Abu Hurayra raziyallahu anhu Resulullah'ın anlarında 3,5 yıl yürüyenler takriben. Çünkü ahir Müslüman bu gelirlerden. Lekin en kub hadis rivayet kıyan şu kişi olaylar. Acreme gelenlerden. Daim birge buluştuk bilen, 3 yıl mesela bitti damla bilen, ahli ilim bilen birge yürüyen adam ilimli yok geçiş gerek, 20 yıl yürüyenden ki. Lekin haligi odam bo'lgan emas ilmli. Nimaga? O domlaning o'zi ham shunaqa chala bo'ladi ba'zi. Uniki yaxshi bo'lgan taqdirda bu haydovchini borib birga oshib, olib kelib tashlab ketishgan boshqa ham bo'lmaydi. Natijada, unda hisoblasangiz, bir kunda 5 tadan va'z eshitgan bo'lsa, bir yilda 1,5 mingta va'z eshitgan bo'ladi. Yarim soatdan bo'lsa 700 soat suhbat eshitgan bo'ladi. Lekin so'rang, 7 soatlik narsa chiqmaydi. Biz o'shunaqa va'z sifat bo'lib qolishiga qarshimiz. Balki dars sifat bo'lsin. Har bir aytilgan so'z, har bir olingan ma'lumot ilm bo'lib qolsin va amalga kirsin. Chunki kishi fikrlash uchun yodda turgan ma'lumotlarga muhtoj bo'ladi. Siz bir narsani fikrlamoqchi bo'lsangiz, qanday fikrlaysiz? Miyada bor, esingizda bor ma'lumotlar bilan fikrlaysiz. Masalan, men so'rasamki, Abdusamad qanaqa bo'ladi desam, Salohiddin aytadiki, yaxshi bola emas deydi. Yoki yaxshi bola deydi. Absamat zo'r bola deydi. Men juda yaxshi bola deb bilaman, zo'r bola. Birga ishlamoqchiman Absamat bilan deyman. Salohiddin aytadiki, birga ish qiling deydi. O'ta zo'r odam, taqvoli odam deydi. Keyin aytamanki, ey Salohiddin, bu Absamat sizni o'rtog'ingiz bor edi-yu, rahmatulloh degan. O'shan bilan ish qilgan paytda o'shini pulini bermay ketgan ekan oxiri. Ey, haqiqatda to'g'ri shu narsa bo'lgan. Ehtiyot bo'ling deydi. Ko'ryapsizmi, oldingi fikr noto'g'ri natija berdi. Nimaga? Bitta ma'lumot unutilgani uchun. Fikr qachon to'g'ri ishlaydi? Ma'lumotlar saqlansa to'g'ri. Chunki siz bor ma'lumotlarni ustiga qurasiz. Unutilgan ma'lumotlarni ustiga natija qura olmaysiz. Shuning uchun ma'lumotlar yodlanishi kerak. Ikkinchidan, amal qilish uchun ham. Amal qilish uchun esingizda turishi kerak. Alloh nima degan Odam alayhissalom? Fanasiya. Unutib qo'ydi degan. Unutib yeb qo'ydi alimiyman. Siz amal qilishingiz uchun o'qigan ilmingizga u yodingizda turish kerak doim, qalbingizda saqlanish kerak. U zo'r mavzuda qildi, oh deb ketgan bilan
siz hayatınız özgürmeydi. Birincisinden yazıda duruş gerek, doğru tefekkür buluş için. Doğru tasarruf buluş için, doğru amel buluş için hem yazıda duruş gerek. Bu mesela kişi unutken nersesizliğe amel kılalmıydı, ilacı yok. Şunun için ders sıfat buluşunu isteyemiz bunu. Kitabın şarkı ders sıfat buluşunu isteyemiz. Yani biz ayet mahşurken nersi şu ki, kitap okuştan maksat, dersden maksat, köp malumat veriş bulmaydı. Kitabını kandeyi okuşunu, kandeyi fikirleşini, kandeyi tahlil kılışını organiş bulur. Kandeyi tatbik kılışını organiş bulur. Bu meleke bile hasıl olur. Düşündürgen bile bulmaydı. Düşündürüz mü? Mesela bir kişinin müskülü çıkıp bakıvat, bir küreşçi buluşunu isteseyiz, küreştiriş gerek onu. Şugullandırış gerek. Onge müskülatı olanı şarkını ötkeniz bilen, müskül şu nasıl bugünü bilen, taş şu nasıl bugünü bilen, müskülü çıkmaydı onu. Şugullandırız. Birge yürütürüz. Kim ondan menesi çıkardı. Bu akıl menhacını, tefekkür yönelişini yasas şuna, birge fikirleş gerek. Birge işleş gerek. Kim sizde o şey doğru fikirleş, doğru tahallil kılış kabiliyeti hasıl olur. Lakin sizge hata harkılıp doğru fikirleş için kuyudaki şartlarla amel kılınış gerek. Tahallil kılınladı, falan savallar aslında kararladı, onda kılınladı, bunda kılınladı diye 10 ta şartı koysun, doğru fikirleş hasıl olmayıydı beraber. O hüttü futbolga yürütürken de ki ayağı izi. Taşta kol izi işletken de ki birge kılınladı, o yüzde kıldırıladı, kim fikir açıladı. Şunun için biz kitap okuştan maksadımız kandeyi fikirleşti organiş ve kandeyi fikirleşti organiş ve muallifler kandeyi fikir, ulamalar kandeyi fikirleşti şunu organiş. Kitap okuyan payetize siz malumat okumayın fakat malumat da alın. Lekin o şu alım, şimdi halma kitap deyin bulmaydı mı? Bu alımların kitabı da olurdu, katta alımların kitabı da. Alım uzun aklını sağladı kitap ki. O şu aklını oku algan adam alım olur. Kitap da uzun emez. Kitap da uzun okuyan adam alım bulmaydı, malumat da kutusu bo'ladi, olim bo'la olmaydi. Agar yodlasa uni ham. Ammo u olim bo'lishi uchun muallifni aqliga kirish kerak. Uni aqlini o'qish kerak. Aqlini o'qiganingizda keyin sizda o'sha olimning aqliga o'sha aql hosil bo'ladi. Bo'lmasa ko'pgina ma'lumot biladigan, hali u gapni ko'rsa uni o'qiydigan, uni aytadigan, bu gapni o'qib qolsa buni aytadigan subuti yo'q, manhaji yo'q. 20 yil kitob o'qigandan keyin ham bir de çala savat gelip yapırsa adresi kötü aradıyan omuz sıfat çala mulla bulasın. Yani ki başka adam mı doğru yolge düşündürüp yetkisi veren meydigen adam bulasın. Fakat uruş ediyen adam bulasın. Doğru fikrini yetkisi verişti onun ki uruş ediyen vaiz bulasın. Çünkü siz malumatını yatlaşka örgengensiz. Fikirleşke tahlil kılışkemez. Başkanı hem fikirleşke tahlil kılışke örgatamayız. O siz de yok örgenden ki. Neticede siz yatlaşken nersiyiz yapır ediyen magnetofon bulasın halas. Bu alimlik emas bu. 100 yıl okusayan bu adam alim bulmuyor. O ana şunun için biz kitabını dana dana söz mösöz tahlil kılıp okuyumuz. Ki kandı yokuştu örgen eylik. Ulamalarını kandı düşünüştü örgen eylik. Düşünürlüğü mü? Şunun için dikkat bilen tepeten fikirlep, tepeten anlayıp geçiş gerek. Düşünme koyacağını soru oluş gerek. Hiç bir hocalık böyle diyenler istemez. Düşündüm de böyleken takdirizde hem bir kota takitle varışız mümkün bazı derslerden. Çünkü insan düşündüm de böyleken de hem düşünmeyken buradık öpünce. Yok ki doğru düşünmeyken buluşu mümkün. Ama vakit ötüp insanın anga aşıp aşıp düşünediğim buradık. Yengeçe fikirleş, yengeçe bir oylaş, sizge mukabul bugün payette elbette insan gâhıda kıyneli. Başı da. Biz ustazlarımızdan bir ayet dedi ki, ben o zaman şeyhimi aldığı bargan payetimde, şu 17-18 yaş payetim de, o kişiye Mısırlı, katta alim, bu kişi hem Arap, bu hem Azhar'da okuyduken talip. Ustaz da aldığı barardım, eşit oturardım, yapılardı, hiç vakan düşünmezdim dedi. Lakin tikil otur olardım dedi. Düşünüşke uğrunu. Barıp barıp düşüngen ben, dedi hazır özü yaparsa özü ustaz daha yapardı hazır dedi. Özü niye yapını birinci eşit adından bir denge düşünmeydi. Seviye uçunaki dereceye çıkken, ilmi dereceye çıkken. Vaz umumi adamlarga buluşu yaxşı bulardı. Lekin talib ilimlerge ders buluş gerek, vaz emez. Vaz hem gerek, arası da vazı buladı elbet. Lekin fakat vazge aylanıp kalmasındaki gerek ders. Çünkü hissiyat ötedi ama tefekkür kalırdı. Tefekkür bile hissiyat birleşken de kişide hakiki, doğru,
tasarruf hosil bo'ladi. Mana shu kitobni ilgari ham biz o'qiganmiz. O'shanda o'tirganlardan ba'zilari menga keyin aytishgan 30 ga kirgan, 35 ga kirgan odamlar, ba'zilari o'qituvchi ham bo'lgan, maktabda dars ham bergan ekan. Ya'ni o'ta savodsiz odamlar emas, savodi bor, kitob ko'rgan odamlar. Shu darsingizga birinchi kirganimda tushunmaganman deydi. O'zbekcha gapiryapman, u tushunmagan. Oxir 1-2 oydan o'tib keyin tushundim deydi. Men hozir tushunyapman degan, o'shunda ham tushunganmi Alloh a'lam. Ammo tushunyapman deb qanoatlanishni boshlagan. Borib-borib tushunadi inson. Vaqt o'tib inson hammasini oddiy narsalar o'zi asli. Lekin bizga yangilik bo'lsa, bizga qiyin tuyuladi. Keyin yana biz e'tibor qiladigan narsa yuqorida aytganimizdek, qanday kitob o'qishni o'rganish, doim shuni bilinglar. Xudo xolasa ilm o'qiysizlar, inshaalloh ko'p kitob ko'rasizlar hali. O'shanda yodlovchi bo'ling, fikrlovchi bo'ling, faqat yodlovchi emas. Shuning uchun doim biz aytamiz, qoida qilib olganmiz, ilm ma'lumotlarni takrorlash emas, tashish emas, mohiyatlarni anglashdir. Ta'limdan maqsad mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat mohiyatlarni topishni o'rgatishdir. Tushundingizmi? Ilmdan murod nima? Ilm ma'lumotlarni tashish emas yoki takrorlash emas, balki mohiyatlarni anglash. Ta'lim mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat mohiyatlarni topishni o'rgatish. Tushundingizmi? Mana shuni yaxshilab yozib olib, yodlab olinglar, shunga doim amal qilinglar. Bu o'ta muhim qoida. Afsuski, juda ko'p ta'lim muassasalarida, xususan bizi diniy ta'lim sohasida yo'qotilgan sifat ilm ma'lumotlarni tashish va takrorlash emas, balki mohiyatlarni anglashdir. Misol aytaman sizlarga hozir. Ta'limdan murod mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat balki mohiyatlarni topishni o'rgatishdir. Haqiqatlarni topish va isbotlashni o'rgatishdir. Misol aytaman. Bir domlani masalan men misol qilib oladigan bo'lsam, o'zimizdan masalan, o'zimizning atrofimizdagi kishilardan 30 yildan beri sunnatga chaqiradi. Sunnatga amal qilaylik, sunnatga amal qilaylik, sunnatga amal qilaylik, men sunnatga amal qilaman. Olib kelib so'rang, sunnat nima deb? Ta'rifini ayta olmaydi. Taqsimini ayta olmaydi. Sunnat qanaqa turlarga bo'linadi? Qaysi ilmlarda qanday tushuniladi? Sunnat ahli hadisning nazdida nima? Fiqh ahlining nazdida nima? Usuliylarning ta'rifida nima u? Tasavvufda nima? Bilmaydi. Usuliylar nazdida nechiga bo'linadi? Qaysi taqsimlarga bo'linadi? Va qaysi birlariga amal vojib? Qaysi birlariga lozim emas? Bilmaydi. Sunnat, sunnat deyiladi. Yana muqobilda bid'atni ham gapiradi. Bid'atchilar, ahli bid'atlar, bid'atga qarshi turish kerak, bid'atga qarshiman deydi. Bid'at nima deyin? Ta'rifini aytib berolmaydi. Nima u bid'at? O'zining nazrida dinga xilof deb o'ylagan narsasini bid'at deydi. Lekin o'sha aytayotganlarning hammasi bid'atmi? Yoki u qilayotganlarning ishlarining orasida bid'at bordir, balki o'zi bilmayotgandir. Bid'atni mohiyatini bilmagani uchun 20 yil bid'atdan qaytaradi, lekin nimadan qaytarayotganini aniq o'zi ham bilmaydi. Bid'at deb o'ylagan ba'zi ishlardan qaytaradi, ammo mutlaq bid'atni tanishtirib bera olmaydi sizga. Bid'at ahli bid'atlar, palonchilar, o'shuning uchun bir-biri bilan urushadigan, bo'linib olgan o'sha ba'zi bir musulmon toifachalar, unisi bunisini bid'atchi deydi, bunisi unisini bid'atchi deyveradi. Haligi ikkinchi tomon ham u ham ikkiga bo'linib yana bir-birini bid'atchi deydi. Lekin olib kelib so'rang, bid'at nima deb. Aniq ta'rifini aytib bera olmaydi. Bid'atning mohiyatini tushuntirib bera olmaydi. U hali mohiyati aniq emas. Palonchidagi bitta ishni bid'at deb olganda, tepasiga bid'atga doir ahkomlarni qurgan. Bid'atni inkor qilish kerak. Bid'at ahli bilan ko'rishib bo'lmaydi. Yuziga bir marta kulib qarasa 30 yil do'zaxda azoblanadi. Quda tutib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi. U qilish kerak, bu qilish kerak, hajr qilish kerak, orani buzish kerak, gaplashmaslik kerak degan qoidalar uni tepasiga u bilan birga yurgan ham bid'atchi deb undan ham voz kechish kabi qoidalarni quradi.
Onun sözünü işit bu meydi, gapiye kulaksa bu meydi bir daha şimdi kitti kaydeler. Nümeler, ahkamlar. Hala bid'atni o'zini aniqmas. Bid'atga doir ahkamlarni tatbiq qilayotgan bo'ladi. Bu hozirgi kunda musulmonlarning orasida, xususan bizning jamiyatimizda ham o'ta katta ofat bo'lib turgan narsa. O'shaning uchun biz nima deymiz? Biz har bir kalimani mohiyatini, haqiqatini bilib o'qish kerak. Ulamolar nima maqsadda aytgan buni? Nima demoqchi? Qaysi ta'rifga binoan aytgan? Tasavvuf ahli bir gapni aytib bu sünnettir dese, fukaha çıkıp sünnetmez deydi. Siz kaysi fende kitabını okuyarız. Bilişiz gerek. Tasavvuf ulamasının kitabını okuyarken bozuyuz, o sünnet degen nerseni, siz mutlak sünnet diyar mıyız? Fikh, fukahanın nezirde, usulünün nezirde sünnet olmaz değil mi ki o? Siret kitabını okuyarız, ya ki hadis kitabını okuyarız. Bid'at tür degen söz geldi. Şu nerse bid'at mı? Qarashish kerak boshqa fanlarga ham. Haligi bid'atga doir ahkomlar, sunnatga doir ahkomlar tasavvufni istilohidagi sunnat yoyinki sirat ahlini sunnat istilohidagi sunnat va bid'atni ustiga qurilmaydi. Usuliyini nazdidagi sunnatni ustiga quriladi ahkomlar. Siz tasavvuf ahlini nazdidagi sunnatni ushlab olib tepasiga ahkom qurayotgan bo'lasiz. Uning tepasiga bu ahkomlar qurilmaydi. Ko'rdingizmi? Natijada 20 yil sünnetge çakırasın, 30 yıl bid'atdan qaytarasın. Hali o'zingizda bid'at turgan bo'ladi. Hali sizde sünnetler terk bo'layotgan bo'ladi. Siz hali bid'at emas narsa bilan shug'ullanayotgan odamni bid'at qilyapti deb undan oranı uzup günahkar bo'layotgan bo'lasın. Bir adamga bu adam sünnetge muvafık deb noto'g'ri baho berayotgan bo'lasın. Sünnet tarifini yaxshi bilmaganingiz uchun. Shuning uchun biz doimo e'tibor qilamizki, kitob o'qiganda, hadis o'qiganda, oyat o'qiganda, hatto ulamolarning kitoblarini o'qiganda tushunib o'qish kerak, shunday anglab o'qish kerakki, bu kishi qaysi fandan turib gapiryapti? Qaysi ataman nazarda tutyapti bu yerda bu kishi? Bu gapni aytishdan murod nima? Palon joyda bunga teskari gap bordi, qanday ikkovsini muvofiqlashtiramiz? Va hokazo deb tahlil qilib o'qish kerak, shunga qarab fahmlash kerak, keyin tatbiq qilish kerak. O'shuning uchun ham Salimam salafga ergashyapman deydi. Karimam salafga ergashyapman deydi. İkisi ham bir-biriga düşman keyin. U ham salafga ergashyapman deydi. Bu ham salafga ergashyapman deydi. Qayerdadir xato bor. Bu vaz bilan o'nglanmaydi. Bu ta'lim bilan ongni, fikrni to'g'rilash bilan, ma'lumotlarni to'g'rilash bilan, asliga qaytarish bilangina o'nglanadi. Bu gaplarni yaxshi tushunib olinglar. Har qanday kitob o'qiganda, har qanday suhbat eshitganda, har qanday so'zni eshitganda mana shunday mezon bilan, me'yor bilan qabul qilishni bilishimiz kerak. O'shaning uchun bizning gapimiz biroz darsda cho'zilib ketadi. Biroz cho'zilishining boisi muallifni maqsadini ochib berish. Endi bu muallif Imom Ahmadni ham davrlari biz aytganmiz, 241-yil vafot etganmidilar, 263-yil vafot etganmidilar, xullas 243 243 vafot etganlar. Bu bularni davrida bu kishilar ilmiy doirada yurgan. Qisqa so'zlar bilan odamlar tushunavergan. Bid'atchiga qaramagin desa, bid'at nimaligini bilgan ular. Biz hozir bilmaymiz, biz bid'at ta'riflab berishimiz kerak. Sunnatni mahkam tut deb ketavergan. Biz sunnatni ta'riflab berishimiz kerak. Taqvoni ushla, balki varani ushlagin desa, biz taqvo deganda palonchi taqvodor deymiz. Taqvoni bilmasa o'zi nimaligini hali. Taqvodor degan odamdan so'rang, palonchi taqvodor degan odamdan, xohlagan odamingizdan. Taqvo nima deb so'rang, ta'rifini aytib bera olmaydi. Yaxshi amal, yaxshilik, dinga amal qilish, yo'q, dinga amal qilishdan farqi bor taqvo nima u? Umuman amal qilish emas. Amal qilishdagi maxsus bir sifat u. Nima u? Aytib bera olmaydi hech kim. So'rang, palonchi taqvodor degan odamni xohlaganingizni olib kelib so'rang, taqvo nima deng? Aytib bera olmaydi. Illa nodir odamlar aytishi mumkin. Palonchi taqvosiz ekan deydi. Nima u taqvo deng? Bilmaydi. Vara bor taqvodan boshqa narsa. Nima u? Vara. Taqvoli bo'laylik. Vara taqvo kerak. Allohdan qo'rqish kerak dedi. Nima u taqvo? Bilmaydi. 40 yil taqvoga chaqiradi keyin. Taqvo nimaligini o'zi bilmaydi. Bunaqada 2 asrda ham odamlarning ilmi o'smaydi. Har bir so'zni mohiyatini, aslini ishlatgan tomon nima maqsadda ishlatganini bilmay turib tushunib bo'lmaydi. Qur'on Karim taqvoga buyurganmi? Nima nazarda tutgan?
O'shuni bilib olish kerak, keyin Qur'on Qur'oni Karimni taqvo degan oyatini keyin sharhlash kerak. Payg'ambarimiz sunnatini mahkam tuting dedilarmi? Alayhissalotu vassalom. Rasululloh sunnatni mahkam tut dedilar. Sunnat deb baqirishni o'rniga sunnat nimaligini bilib olish kerak oldin. Fuqahoning nazarida sunnat nima? Yuqorida aytgan ahli hadisning nazarida nima? Rasulullohning nazarida nima? Fuqahoning nazaridagi emas u. Bilish kerak u. Bo'lmasa siz sunnatga chaqirganingiz bekor. Mavhum narsaga, mujmal narsaga chaqirayotgan bo'lasiz. O'zi ham tushunmayotgan. Bizi biroz so'zimiz cho'zilishining boisi mana shu narsa ta'sir. Kitobni shuning uchun sharhini eshitayotganda erinmasdan o'sha har bir so'zni o'tkizib olmasdan tushunishga, eshitishga harakat qilishimiz kerak. Shunda inshaalloh birinchida bo'lmasa keyingisida, undan bo'lmasa undan keyingisida tushunib yetamiz. Tushunib yetdim degan taqdirda ham kishi mohiyati uni qalbiga singib, miyasida uni tasavvuri to'la hosil bo'lishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Sizga oddiy misol, otang senga mehribon degan gapni aytadi onangiz, yoki onangiz onang senga mehribon deydi otangiz. Tushunmaysiz. Birdaniga. Mehrni birinchi marta eshitgan paytingizda o'ylang-da, tushunmaysiz. Yaxshilik deb o'ylaysiz xolos. Onangizni sizga mehribonligini anglashingizga ancha vaqt ketadi keyin. Qachonki anglaganingizda balki bir necha yil ketadi. Endi bildim onam menga mehribon ekan, mehribon bo'lgan ekan deysiz. O'tib ketgan bo'ladi unda. Inson ba'zida ba'zi ko'p narsani tushunganman deb o'yladi. Mohiyatiga yetishga ancha vaqt kerak bo'ldi. Mohiyatini ta'rifini aytgan taqdirda ham uni haqiqiy qalban idrok qilib, aqliga singishiga yana vaqt kerak bo'ldi. Lekin yo'l shu. Har bir so'zni to'g'ri va aniq bilib borish. Tushunarlimi? Siz fizikani o'qiyotgan bo'lsangiz, Einsteinning kitobini o'qisangiz yoki bir Newtonning kitobini o'qisangiz yoki bir fizik olimi kitobini o'qisangiz, Stevenga o'xshagan. O siz tushunishingiz kerak uni lug'atini. Nima deyapti u? Navoiyni o'qisangiz, Navoiyni tushunishingiz kerak. 50 yil Navoiy shunosida qiyin odamlar bor. Navoiyni bitta baytini ham tushungan emas. Maqsadini tushungan emas. Navoiy to'g'risida kitob yozganlar bor. Navoiyni tushungan emas. Akademik bo'lib, oylik olib, o'shundan katta unvonlar olgan oila boqqanlar bor. Tushungan emas Navoiyni. Va bu holat hamma sohamizda bor. Buni biz to'g'rilashimiz kerak. Kitobni ana shu maqsadda, ana shu manhajda o'qishimiz kerak. Tushunarlimi? Shuning uchun biroz cho'zilib qolsa, ayibga buyurmaysizlar ta'sirlar. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillahi va alihi va sahbihi va mawla. Alloh taolo muallifni ilmlaridan bizga manfaat bersin. U kishi o'tgan safargi darsda biz o'rganganimizda bitta jumla aytdilar, u bir gap aytdilar. Gapning ma'nosi shuki, Alloh taolo o'zini bandalari orasidan mu'minlarni, aqlli mu'minlarni, dono mu'minlarni alohida o'zi ajratib oladi, tanlab oladi. Ularni Alloh taolo vafodor deb, go'zal axloq egalari deb maqtagan deb turib, ana u kishilarni Qur'oni Karimdagi ta'rifi, ular Allohga bergan ahdlarini buzmaydilar, unga vafo qiladilar, misoqni, ahdu paymonni buzmaydilar. Va Alloh taolo ulashni buyurgan narsalarni, aloqalarni, ya'ni ulaydilar va robbilaridan qo'rqadilar va yomon hisobdan qo'rqadilar deb shunday ta'rifladi dedilar. Endi u gapni aytishdan murod nima? Alloh taolo shunday o'zini bandalari orasidan mu'minlarni orasidan ham o'shunaqangi bir donolarini tanlab olibdi. Ana shu maqtovga sazovor bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Ana shu haqiqiy mu'minlik darajasini olish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga bu risola bilan javob bermoqchi. Endi aytadilarki, "Faman sharahallohu sadrahu lil-iymon." Kimniki Alloh taolo ko'ksini iymonga keng qilib qo'ysa, qalbini iymonga keng qilib qo'ysa. Biz tilimizda iymon bilan qalbini ochib qo'ysa degan. Sodra aytsa. Va vasolat tasdiqu ila qalbihi. Tasdiq uni qalbiga yetib borsa. Iymon nima? Tasdiq nima? Iymon ishonish degani tasdiqlash degani asli. Tasdiqlash nima degani? Rost deb bilish degani. Rost nima degani? Voqeaga muvofiq degani. Tushunarlimi? Palonchi rost gapir degani gapi voqeaga muvofiq. Soat nechi bo'ldi desa 8:15 desa, unda qarasangiz 8:15 bo'lsa haqiqatda
Gapı vakıya doğru geldi mi? Oşa adamın gapı rast bo'ladi. Endi iman nima desa, iman tasdiqlash, tasdiqlash nima? Rast deb bilish. Bu lug'aviy ma'nosi. Aqida ulamolarining nazarida ma'nosi nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Muhammad alayhi salatu va salam olib kelgan hamma narsani rost deb bilish, taslim bo'lish bilan birga. Tasdiqun ma'a iz'an deyiladi. Tasdiqun ma'a iz'an. Ya'ni rost deb bilish, faqat rost deb bilish emas. Qalbida shunga taslimlik, bo'ysunish, qanoat bilan birga. Masalan Abu Jahlni bir kishi Abu Jahldan so'radi. Ey Abu Hakam, asli kunyasi Abu Hakam. Ey Abu Hakam, Muhammad alayhi salomni olish yotibdi, o'ldiraman deb boshqa deb kurash yotibdi. Aytkinchi, shu Muhammad alayhi salom yolg'on gapiryapti deb o'ylaysanmi dedi. O'qib berayotgan Qur'onlarida, vahiylarida. Desa aytdiki, Allohga qasamki, Muhammad yolg'on gapirmaydi dedi. Ko'ryapsizmi? Rost deb bilyapti, lekin mu'min bo'lgani yo'q. Rost deb bilishni o'zi iymon bo'lmaydi. Biz ham bilamiz Xudo bor deb. Xudo bor, iymon emas u. Taslim bo'lish bilan, tan olish bilan birga bo'lsa, keyin iymon bo'ladi. Masalan, siz soat 8 da ishga borishingiz kerak. 8 da ishda uydan chiqib ketishingiz kerak. Sherigingizdan so'radi, soat nechchi bo'ldi dedingiz. 8 bo'ldi dedi. Yoki 10 ta ham 8 bo'ldi. 10 daqiqada yetib borishingiz kerak. Yoki 8 bo'ldi dedi. 8 da chiqib ketishingiz kerak edi siz. 8 da chiqaman degansiz. 8 da uydan chiqib ketishingiz kerak. Yoki ijarada o'turibsiz. Birovning uyida. Kelishgansiz. 5 yanvarda chiqib ketishingiz kerak. Yoki 5 yanvarda pulni berishingiz kerak ijarachiga. Bugun nechinchi kun? 5 kun. Ha, bo'ldi. Bermadingiz ijarani. Uydagi esa aytadi, bugun 5 kun deyapman. Ha, bilyapman 5 kunligini. 5 bilaman deyapsiz. 5-ligini rost deb aytyapsiz. Lekin 5-ligiga 5-ligini amalda tan olmayapsiz. Chunki amalda tanaganingizda 5 kun qilish kerak bo'lgan ishni qilardingiz siz. A iymon ham qachon iymon bo'ladi? Rost deb bilishni o'zi emas. Rost deb bilish, tan olish va taslim bo'lish bilan birga. Endi bu iymonning mohiyati, haqiqati shartishi, sharti til bilan aytish. İman kelimesini aytish ve başka taqoza qilgan kelimelerini aytish. Kemali çi tamamı, amel bilen bo'ladi. Demek kalbinizde taslim bo'lish bilen birge tasdiq topilsa, o'sha kalbdagi imanın mohiyati shu. Endi bu kişi kimniki kalbini imanga Allah açıp koysa degani, bu adamın kalbida iman bir parlasa, bir kalbi imandan huzur olsa degani. Va tasdiq uni qalbiga yetib borgan bo'lsa. Siz tilingizda Alloh bitta dedingiz. Lekin qalbingizga o'rnadimi Alloh bitta? Muhammad alayhissalom Allohning elchisidir deb aytdingiz. Qalbingizga o'rnadimi o'sha e'tiqod? Qalbga o'rnagani qaydan bilinadi? Sizni boshqarishni boshlaydi u. Aytayaptiki, mana tasdiq yetib borgan bo'lsa, qalbiga yetib borgan bo'lsa, qalbidan tasdiqlagan bo'lsa, rost deb ko'zi bilan ko'rgandaqa ishonadigan darajaga kelgan bo'lsa, va raghiba fil wasilati ilay. Vasila vosita degan. Va unga bir vosita topishga rag'bati tug'ilsa, shuni istab qilsa, kimga unga? Allohga. Iymon qalbiga kirib, qalbiga tasdiq o'rnab, Alloh taologa yetishish uchun vosita istab qolsa, nima qilsam Allohga yetishamanikin deb qolsa, lazima min hajazawil albab. Yuqorida aytganimiz aql egalarining yo'lini tutishga o'tadi. Chunki haqiqiy mu'minlarning sifatlarimi u? O'sha haqiqiy mu'minlarning sifatlarini olishga o'tadi, kimiki qalbiga iymon kirib, tasdiq yetgan bo'lsa, haqiqiy mu'minlarning yo'lini tutadi. Endi haqiqiy mu'minlarning yo'lini tutadi qaysi tarzda? برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. قيس ترزد أقل إغلارن يولن تتد ديسا اللهن شريعتنين حدود لرن تجرى لرن رايا قلش بلن
Yani kıl degenini kılıp, kıma degenini kımay, maktagen narsasiga uygurup, yomonlagan narsasidan qochish bilan. Uni qaydan oladi? Allohning kitobidan, Nabi alayhissalotu vasallamning sunnatlaridan va hidoyatdagi imomlar ittifoq qilgan narsalardan. Qur'oni Karimdan oladi, sunnati nabaviyadan oladi va hidoyatdagi imomlarning yo'lini oladi. Shu yerda shu gap aytdik, oson tushundingmi? Lekin shuni tatbiqini qanday qilamiz? Allohning kitobidan oladi, qanday olamiz biz? Mesela elhamdülillah okup durup bu nasıl alalıyemiz mi? Demek Allah'ın kitabından alıp Allah'ın şeriatına amel kılışının kitabını biliş gerek. Demek organ iş gerek. Ve sünnete nebeviyyene organ iş gerek. Şimdi kitabı sünnette uzdan şunu diye aval oramız mı özümüz aklımız bilen yok. Hidayetteki imamlar ittifak kılgen nerse bilen alamız. Kitab-ı sünnetten özümüze aklımız bunu amiyimiz. Çünkü bize aklımız doğrudan doğru kitab-ı sünnetten alışke yaramaydı. Neme uçun? Çünkü kitab-ı sünnetinin istilahlarını, maksadlarını imamlar, sahabalardan eşti, bunlar Resulullah'dan eşti, bayan koyuyor. O şey bayan göre eğer imamlarının sözü bilen kitab-ı sünnetke yergeçmesek, kitab-ı sünnetten özümüz alamız desek adaşımız anık. Bana şu, imamlarını zikir kılıçlarda Allah'a nükte var. Demek ki imamlar diyebilirler. Hidayetteki imamlar. İmam degeni bir yönelişte ya ki bir sahada yetekçilikke çıkan sözü üç sahada alınadigen o işte sahi egeleri onge irgeşe digen adam. Bir sahadan gapir edigen adam mez. Fikhten gapirse fikhte imam olmaydı o. Fikh ahli irgeşteki imam oladı. Amilemez. Sizi fatvayizge amile irgeşte imam olmayız fikhte. Buluşun mümkün ki o bilen olmayız. Fikhde fikh ahli sizge ergeçse ki imam bulasın. Sahani ahlileri bir sahani ahlileri. Bir kişiye ergeçse, o şey kişinin sözünü uzlarına alışsa, o adamın sözü o sahada bir ötedigen bulsa, şu imam asanmaz imam buluş. İmamlik mertebesi asanmaz. Yani namazda bir kişi imam buladı, arkada hemen şunu ne kısa arkasından kıladı mı? İlimde o derece çıkan adam buluşsuz gerek. O şey ilimli ilgeleri sizge ergeçsiz gerek. Şu dereceye bargandı ki imam buladı adam. Bu kişkine makammez. Demek oşalarını fikri bilen, oşalarını sözü bilen biz kitab-ı sünnet geri yaşamız gerek. Onlarını fahmi bilen. Biz bundan nemanı alalımız. Eğer fikh geri yaşaması olsak, fikhdeki imamlar geri yaşamız gerek. Devrimizdeki ahli ilimlerini hem tutuşumuz mümkün. Onlar köprü, eğer imamlardan bize nakıl kıbirse doğru bulur. Biz davrimizda ham imomlar chiqadi inshaalloh bor. O'ta kam. Lekin biz ko'pincha domla deb faqat deb yurganimiz ulamo deb yurgan kishilarimiz ahli ilm kishilar lekin imomlik darajasiga hali ancha bor. U kishilar imomlarning so'zini naql qilib berishi mumkin xolos. Biz u kishi orqali bab imomga erishayotgan bo'lamiz. Shuning uchun agar biz fatvoga ergashmoqchi bo'lsak ham imomga ergashishimiz kerak. Ikkita mazhabni orasidagi tarjihlarga ergashmoqchi bo'lsak ham İmamını tercih eder geçeyim. Çelemullalar nemez. Ben tercih, benim nazdimde şu racih değildi. Bu sen kimsen ki senin nazdinde, senin nazdin itibarı otsa. Tercih ham bir nev ictihad. Uzgarışı ilim gerek. O mezheplerini, patvalarını bir tek kitapta topla okuvasa, tercih kılışı haklı yok kalmaydı o. Demek siz, eğer, ben eğer oturup alıp sizge, bu meselede, Şafii'nin yolunu tuttum. O meselede Malik'in yolunu tuttum. De, özümce hal o mezhepte, hal bu mezhepte bana sana sizlerge ait verirsem, sizler o şunlu asiyeler, menge ergeçken bulasılar. Lekin bitti imamın usulüden kep çıkıp, o şu imamın gapını ait verirsem, imam ergeçken bulasılar. Düşündünüz mü? Eğer ben bu sefer Şafii'nin gapını alamız, bana bunusu racih. İkinci meselede Malik, bunusu racih. Bu sefer bunusu racih. Uşunu alamız deyip uzunca ben 8'te mezhepte araylaştırıp sizge fatva versem bu fatvayımda beni usul yaratmaken bulsam 5. mezhep yaşayken bulamam 4'te mezhepten taşkarı 5. mezhep siz beni fatvayımı alıp bu mezhepten bu mezhepke otursayız siz imam gelmez beni ergeçeken bulasız mülevatçeke ya ki talib ilimge
Agar men sizga bitta mazhabda bitta imomni gapini aytib tursam, Hanafida shu deb bo'ldi. Siz shunda imomga ergashayotgan bo'lasiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Yoki faqat Shofiyni mazhabini aytib tursam, imomga ergashayotgan bo'lasiz. Bo'lmasa imomga emas, chalamullarga ergashayotgan bo'lasiz. İmamga ergashsangiz, mabodo imom xato qilsa ham xatosiga bitta ajr olgan. Sizda amalingiz shariatga muvofiq deyiladi, savob olasiz. Ammo haqsiz ijtihodga haqqi yo'q odamni ijtihodiga ergashsangiz, u to'g'ri topsa ham gunohkor. Unga ergashsangiz, amalingiz shariy bo'lmaydi. To'g'ri topgan bo'lsa ham amalingiz shariatga e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun bu kishi hidoyatli imomlar deb tayinlab qo'yaptilar. Tushundingizmi? Ko'rdingizmi ulamolarning kitobini o'qiganda qanday tushunish kerak? Kitob sunnatga ergashish kerak, imomlarga ergashish kerak deb ketaverasiz. Yo'q. İmam kim degan savolni qo'yish kerak. Qachon imom bo'ladi u? İmomga ergashish qanday bo'ladi? Uni anglashimiz kerak. Bir safar Abu Hanifaga, bir safar Shofiyga ergashyapman, Babi imomga ergashyapman deb o'ylaysiz, unaqa emas. Nimaga imom Shofiy Abu Hanifaning gapini olgan emas? Demak, u kishini yo'nalishi boshqa. Demak, siz imom Shofiyga ergashsangiz, u kishining hamma qoidasini qabul qilgan bo'lasiz. Hazrat imomga ergashsangiz, u kishining hamma qoidasini qabul qilgan bo'lasiz. Qoidasidan chiqib boshqa mazhabga o'zingizni o'zi o'tishga haqqingiz yo'q. Illa ulamolar, katta imom, shu ahli ilmlar qoidalardan kelib chiqib birorta fatvoni sizga top bermasa agar yo'q. Unaqa odam yo'q hozir. Men masalan shu fatvo berayotgan odamning onasini bilmayman shunaqa odamni. Bundoq fatvosini u mazhabdan bu mazhabga o'tib, bu mazhabdan bir safar u mazhabdan bir safar fatvo olayotgan odamni fatvolarini tahlil qilsangiz, yengilini tanlayotgan bo'ladi ko'pincha. Yoki o'zi o'rganganini tanlayotgan bo'ladi. U degan nafs havo degani. Siz bitta imomni manhajini qo'yib, bitta imomni kitobi sunnatdan olingan qoidasini, mazhabini qo'yib, bitta chalamullarni nafsiga ergashayotgan bo'lasiz, havosiga ergashayotgan bo'lasiz. Qanaqa din bo'ladi u? Bu odam oxiratga dinini salomat olib bora olmaydi. U hazir bo'lish kerak bunda. Bu mazhabga mutaassiblik emas, bu kitobi sunnatga haqiqiy sanat bilan havoyi nafsini chekaga chiqarib qo'yib, qoida bilan manhaj bilan ergashish bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun imomlarga ergashyapti. Endi demak biz mu'minlarning yo'lini tutmoqchi bo'lsak, aqlli mu'minlarning kitobi sunnatga ergashamiz, imomlarning fatvolariga, ilmlariga ergashamiz, o'sha orqali ergashamiz. Alloh nasib qilsa keyin biz ham kitobi sunnatdan to'g'ridan to'g'ri nasihat oladigan, to'g'ridan to'g'ri hukm oladigan bo'lamiz. To'g'ri Qur'oni Karimda masalan nasihat oyatlari bor. Ko'zingni tiy, zinoga yaqinlashma. Ularni to'g'ridan to'g'ri qabul qilaverasiz. Lekin ahkomlarga kelganda, halol haromga kelganda mujtahidga muhtoj bo'lasiz. Ammo nasihatlarini, ibratlarini olaverasiz. Qavmlarga yuborilgan ibratli qavmlar haqidagi ibratli qissalardan olaverasiz ibrat. O'shanda ham ulamolarning, mufassirlarning manhaji bilan olish kerak. O'zingizni xohlagan havoyingiz bilan emas. Va hada huwa siratul mustaqim allazi da'a ilayhi ibadahu faqala jalla azza جل وعز وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون من شو توغري يولدر صراط مستقيم دور مستقيم ديان توغر ديان اقر لقي يوق صراط ديان يول ديان أصل سينبلن صراط بولر أصل صراط Ro ham yo'g'on, to ham yo'g'on bo'lgani uchun sinni sodga aylantirib yuborishgan arablar bir lahjada. Ba'zi lahjada sin joyida qolgan. O'shuning uchun ba'zi qiroatlarda sirot o'qiladi, ba'zi qiroatlarda bizi qiroatda sod bilan sirot o'qiladi. Sarota degani yutib yuborish degani. Bu narsani deb turib yutib yuborsa odam sarota degani shu. Inson uzun yo'lga kirsa, yo'lda mundoq borar ekan yutilib ketadi yo'lga. O'shuning uchun yo'lga sirot deb nom qo'yishgan. Endi bu hissiy, ya'ni ko'z bilan ko'rayotganimiz mana bu ko'chadagi yo'l. Endi shu so'z ma'naviy ma'noda ham, mavhum ma'noda ham insonni hayotiy tutumini yo'l deb aytishgan. Hayotiy tutumni nima deymiz? Yo'l deymiz. Bu odam to'g'ri yo'lda yuradi deymiz. U degani mana ko'chaga chiqqandan keyin burilmasdan ketadi degani emas. Bu odam adashmasdan haqqa amal qilib boradi degani bo'ladi.
Doğru yol diyen şu. Allah Teala o şengi okşatken. Demek ki Allah Teala özünü, dinini, yani ki talimatını yolga okşatken. Çünkü yol adette bir maksatke alıp barat. Yolga adette maksat için çıkıladı. Bazarga baraman diye yolga çıkarsın. Üye ketemen diye yolga çıkarsın. Doğru mu? Bir maksatke alıp barat yol adette. Allah Teala özünü talimatını ne için yol diye betegen deyiz. Kayak kadar alıp barganı için. Kayırge alıp baradı. Allah'ın özüge alıp baradı. Allah Teala'ya alıp barı için vasıtına bugünü için bu talimatı yol deyip nam verilgen. Sirat deyip nam verilgen. Demek ki müstakim degen, doğru degen. Doğru yol adette birinciden asan boladı yürüyüş. İnsan çerçemeydi, gengemeydi. Hatta şoförle hulap aladı. Yengirli giden, yolun asanlı giden. Tekis yol geçişte. Doğru yol adette asan yetkizedi. Ve tezi yetkizedi. Onga burulup, çapka burulup, borgan adam uzadı yetip baradı yakın yolga. Doğru yol tez ve asan yetkazadı. Şunun için Allah Teala özünün talimatını özüge tez ve asan yetkazı uçup bugün için sıratı müstakim diye bekledi. Ve bunu bizge her namazda soruştu büyürgen. Bir günde 60 metre soruyemiz. İhtinaz sıratı müstakim diye. Kim idi? Bizini doğru yolga başlayın diye. O oş doğru yol ne mi o? Oş. Dese yukarıda aytilgen kitab-ı sünnet ve imamlarının yolu şu, sırat-ı müstakim şu diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de bunge misal aytadılar ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ge buyurgen bu gapını aytışını. Aytin Muhammed aleyhissalatu vesselam mene şu meni doğru yolumdur. Tepede ahkamlarını aytadılar bir kança talimatlarını. Gein bu gapını aytadılar. Mene şu meni doğru yolumdur. فَاتَّبِعُوهُ mene şu yolu tutun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Başka yollarını tutmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Allah'ın yolundan sizlerini çalgıtıp türlü tamamen saçıp taşıydı. Şu ayeti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam okup verip İbn-i Mesud radıyallahu anhu etkenler yerge çizdiler. Yoğun bir çizgini çizdiler. Yoğun çizgini çizdiler. Uzun kılıp. Keyin atrafıya meyde meyde çizgiler çizdiler. On tamamından, çap tamamından meyde meyde çizgiler çizdiler. Tufrağın üstüge çizdiler. Keyin ettiler ki, bana şu ortadaki doğru yol, meşhur sıratı müstakim dediler. Bana atrafıdakiler, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Başka yollarda ergeçme degendiği yollar meşhur atrafıdakiler. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ O yollar sizlerini Allah'ın yolundan çalgıtıp, türlü tamamen bölüp de şeydi. Degendiği, yolçalar mana bu atrofdagi chizgichalar. Har bir yo'lning boshida shayton turadi dedilar. O'sha yo'lga chaqirib. Nimaga uzun chiziq chizdilar? Va yo'g'on chizdilar. Shariat keng va ochiq va yorqin. Ammo adashtiruvchi yo'llar mayda-chuyda bo'ladi. Nima uchun ko'pgina chizdilar? Chunki adashtiruvchi yo'l bitta bo'lmaydi. Va nima uchun yo'l bo'ylab chizdilar? Chizdilar chunki adashish doim bitta nuqtadan bo'lmaydi. Adette insan namazını doğru okuydu. Rozası da adaşmaydı. Akide de adaşıp getip kalırdı. Akidesi yakışı bulsa, ahlakı bozulup getip kalırdı. Kimdir fikhi itibar kıladı? Akide de bir itibar bulurdu. Kimdir akidege birilip getirdi? Fikhi de adaşıydı. Kimdir akide bilen fikhini Mekke müşeydi? Tasavvufunu yukatadı koldan. Kalp terbiyesi, ahlak terbiyesini yukatadı koldan. Hamas adaşıydı. Hamasını yakılı tutken adam doğru yol tutadı, halas. Elbette şimdi bunda alim adam, onu tafsilatları bilen, tahlili bilen örgeledi bu narsalarını. Alim bulmadan, mutakassıs bulmadan adam, bu ilimlerini ulemalardan löndesinde içtiği bir yaş bitirdi, halas. Ama ergeşekke aliminiz, üç elesi de hem alim bulsun. Yani şimdi siz doğru yolunu tapasın. Bu mesele edeceğiz. Başka bir ayet-i kerimede, Mesh şu ayetten pasırada kereden amdı. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ Dillerini parça parça kılıp bölüp taife taifelerde, toda todalarda ayrılvagenlerine sizge alakası yok. Siz ular denmezsiz, ular siz denmezsiz. Tafsirde ayet ediler ki dillerini parça parça kılıp bölgenler degenin ne mi degenin? Nime kılıç dinini parçalaş bulan. O ap gelip Kur'an'ı yırtıvar işmez o. Ya ki Sahih Bukhari'nin yamin okup yamin okumasını gitmez fakat. Belki
dinni parçalash nima bilan bo'ladi? Ba'zisini olib, ba'zisini olmaslikdan bo'ladi. İslam tarixidagi hamma toifani oling, yo dinni ba'zisini olib, ba'zisini olmagan, yoinki dinni maqsadi bilan tushunmagan. Yuqorida aytganimizdek istilohlarni shoriyani, endi Rasul akram alayhissalatu vasallamning so'zlarini u kishining maqsadlari bilan qo'shib tushunmagan. Sözünü özünü, özünü kellesindeki düşünce bilen düşüngen. Kullu bidatim dalale, her bir bidat zalalet tür dediler deydi. Özünün kellesindeki bidatlarını sen edikeyin. Resulullah'ın irade kıyan bidatlar ne etmiş gerek? Özünün kellesindeki demez. Bana şundan çıkadı adış. Ya maksadını ne doğru düşünüşten çıkadı. Sözle uçunayım. Ya inki bazısını alıp bazısını almaz diyeden çıkadı adış. Taifeler şundan çıkan, hemen taife şundan çıkan. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de dillerini parçalayanlar ve tuda tuda boğanlar dedi. Tuda tudalık şundan çıkardı. Ya mahiyeti getip varmasıydan ya ki bazısını alıp bazısını almasıydan çıkardı. Leste minhum fi şey. Sizge umuma olan alakası yok. Sizi onlarla alakası yok. Sizi yol izlemez onlar. O, tamamını kırıp sünnetin sünnet gergeçini dava kısaya. Ama bu sırat-ı müstakimdir. Biz şunu sorayımız daim. Nima uchun so'raymiz? Bizda yo'qmi sirot-i mustaqim namozni so'raymiz. Bir ma'noda sobit qilishi uchun so'raymiz qaytib-qaytib. Ikkinchi ma'noda sirot-i mustaqim har bir amalda ko'rinadi. Bir kishi namozni tez o'qiyotgan bo'lsa sirot-i mustaqimdan chiqqan namozda. Sekin o'qishi sirot-i mustaqimga qaytishi. Bir kishi roza tutib turib, g'ibat qilib qo'yotgan bo'lsa rozada sirot-i mustaqimdan chiqqan. Sirot-i mustaqimni so'raydi rozada to'g'risini topish uchun. Bir kişi akideni bir meselesi de adaşken. Başka amellerde sırat-ı müstakimde. Ama akideni uşa meselesi de sırat-ı müstakimden çıkken. Uşa meselede hem sırat-ı müstakimde buluşunu soruyorken bunu. Şeriatın her bir cüzü de insan sırat-ı müstakimde türse ki tola kalli sırat-ı müstakimde ilgilegen bunu. Biz bazı cüzlerde tayilip geçişimiz adette bu yanı için tenimsiz soruyemiz ve tenimsiz çünkü hareket kılamız. Nima uchun bizga doim so'rashga buyurgan? Adashib ketish ehtimolimiz doim bo'lgani uchun. Va nima uchun qaytib-qaytib so'rashni buyurgan Fotiha o'qib 60 martalab har kuni? Bunga ehtiyojimiz katta bo'lgani uchun. Va bu so'rashdan biz nimani olamiz? Siz bir narsani Allohdan so'rar ekansiz, o'zingiz harakat qilasiz. Parvardigor menga pul bergin deb yotmaysiz-ku, og'anib. Rizq so'rar ekansiz, chiqasiz, tirishasiz. To'g'rimi? Sirot-i mustaqimni so'ragan odam ham qaysi yo'l haqqin, nima qilsam Allohga erishamalikin deb shu g'amda yashaydigan odamga aylansa, keyin ehdina sirotal mustaqim deyotgan duosi rost bo'ladi. Bo'lmasa tilidan shunchaki chiqayotgan bir havodagi gap bo'ladi xolos. Demak, bir kunda 60 marta sirotal mustaqimni so'rayotgan odam shu so'rovi rost bo'lsa agar, u odam nafsini ham, o'zi mansub bo'lgan narsalarni ham, istaklarini ham, o'tmishini, kelajagini kechagacha chiqarib qo'yib, faqat to'g'ri o'ylayotgan odam bo'lish kerak. Faqat haqparvar inson bo'lish kerak. Shunda uni ehdina sirotol mustaqimni to'g'ri bo'ladi va sodiq bo'ladi shu duoda u. Shunda u ijobat bo'ladi. Ana siroti mustaqimmi yo'li shu deydilar. Kitobi sunnat va imomlarga ergashish. Tamam? Endi siroti mustaqimni Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday va anna hada siroti mustaqimman bilan aytgan bo'lsa, Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di" عضوا عليها بالنواجذ اتلر ki رسول اكرم عليه الصلاه والسلام من سنتم لازم تutin عليكم بسنتي mening sunnatimni lozim tuting o'zingizga meni sunnatimni tuting o'zingizga doim va to'g'ri yo'lda bo'lgan mendan keyin to'g'ri yo'lda bo'lgan xalifalarning sunnatlarini tuting va bu sunnatni oziq tishingiz bilan tishlang dediler. Bu hadis başka bir arba'inli şarhıda ham aytganmiz. Mazlum hadislerden. Bu hadis-i şerifini buna qarasız törtte birbiriga zid taifedeki kişiler her biri özge hujjat qilayotgan bo'ldi. Ve karşı tomonga şu bilen zarbe bermoqchi bo'ldi. Belki undan ko'p. Bir kişini eshitasiz şu ayette özge dalil qiladi, qarshisidagi hujjat qiladi. Qarshisidagi ham xuddi shu hadisni ushab unga qarshi hujjat qilayotgan bo'ldi. Endi biz qilib bitta hadis bir-biriga qarshi ikkala tomonga ham hujjat bo'lyapti ziyoniga degan savolni beramiz.
Muamma qayerda desek, fahmda bo'lar.